Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz durum çubuğu hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğim. Durum çubuğu nedir? Gördüğünüz şu buradaki çubuklar durum çubuğu olarak geçer. Word sayfası içerisinde yaptığınız bütün işlemleri burada görebilirsiniz. Bende olduğu gibi şu anda birçok sayfa mevcut olan kısımlarda sayfalar arasında geçiş yapmak normalde zordur. Fakat bu durum çubuğunu kullanarak biz bu sayfalar arasında çeşitli yöntemlerle geçiş yapabiliriz. Öncelikle mesela şu alt kısımda sonraki sayfa kısmı var. Buna tıkladığımda diğer bir sayfaya geçiyor. Tekrar tıklıyorum, yine öbür sayfaya geçiyor. Üst tarafındakinde ise tekrar önceki sayfalara geri dönebiliyorum. Haricinde şuradaki çubuğu gördük. Buna basılı tutarak aşağı indirdiğimizde istediğimiz gibi sayfalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi sayfa numaralarını 11, 12, 13 şeklinde çizelgeleri göstermekte hangi sayfada olduğumuzu. Ayrıca şu alt kısımdan istediğimiz kadar ilerleyip durdurabiliriz. Sayfalar arasında bu şekilde de geçiş yapabiliriz. Daha sonrasında ise şu orta kısma geldiğimizde göz atılan nesneyi seç kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada git seçeneği, bul ve değiştir düzenlemeler gibi kısım var. Bul seçeneğine geldiğimizde böyle bir ekran karşımıza gelecektir. Bul, değiştir ve git seçenekleri. Şimdi bul seçenekleri daha önceki videolarımızdan da hatırlayacağınız gibi. Misal buraya ahşap yazıyorum. Hangi kısımlarda varsa karşımıza bu şekilde getiriyor. Değiştir seçeneğini de göstermiştik. Mesela ahşap yerine diyelim ki odun yazdık diyelim. Değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi 51 tane değişiklik yapıldı diyor. O şekilde uygulayabiliyorsunuz. Bakın CTRL Z, CTRL Y olduğu zaman değiştiğini görebiliyorsunuz bu şekilde. Peki ben buna daha farklı nereden ulaşabilirim? Giriş kısmının girdiğimiz zaman en sağ tarafta bul seçeneği görünmektedir. Yine aynı ekran gelmektedir. Ve aynı zamanda değiştir seçeneğine geldiğimizde ise biraz önce ulaştığımız durum çubuğundaki yere ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında devam ediyoruz. Yine aynı yere geldim. Düzenlemelere göre göz atlıyor. Bakın burada da daha önce yine ulaştığımız bir kısım başlığa göre, daha sonrasında grafiğe göre, tabloya göre, alana göre, son nota göre, dipnota göre, açıklamalara göre, bölümlere göre, sayfaya göre göz atabiliyorsunuz. Bu seçenekleri de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın tıkladığınızda gelecektir tablolar, grafikler şeklinde. Gördüğünüz gibi bunlar arasında da geçiş yapabilirsiniz. Bunu da daha önceki videomda göstermiştim. Alt kısma geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi sayfa düzeni, bunlar görünüm seçenekleri. Tam ekran modu, mesela tam ekrana tıkladığımda bu şekilde bir seçenek karşınıza gelecektir. Hiçbir çubuk görünmemektedir etrafta. Tamamen ekran sayfa olarak görünmektedir. Araçlar kısmından da buradan araçtır, metin vurgusu, yeni açıklama ve bul seçenekleri gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Sol taraftan kaydet ve baskı ön izleme gibi seçenekleri de görebilirsiniz. Buradan sayfalar arasında da geçiş yapabilirsiniz. Daha sonrasında işiniz bittiğinde buradan kapat seçeneğini tıklayarak kapatabilirsiniz. Daha sonrasında ise buradan web düzeni kısmı var. Web düzenine tıkladığında ise internette yayınlayacağınız zaman herhangi bir sitenizde nasıl görüneceğine dair buradan bir bilgi oluşturabilirsiniz. Yine bu şekilde taslak şeklinde de görebilirsiniz. Peki bu kısımda gördüğünüz gibi bir yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi bir seçenek mevcut. Yani zoom dediğimiz bir kısım var. Şu şekilde yaptığınızda sayfaların hepsini bir anda görebilirsiniz. Bakın burada 25 sayfanın hepsini şu şekilde görebiliyorsunuz. Ben bunu yaklaştırdıkça sayfalar yakın kısma gelecek. Bakın şu an 3 tanesini görebildik.
en yakın haline getirdiğinde ise %500 kadar büyütebiliyor. Şu ortadaki seçeneğe tıkladığınız zaman zaten %100'e gelecektir o. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında görünüm kısmında şurada sayfa numaraları, sözcükler ve Türkçe gibi bir seçenekler mevcut. Bunlar nereden geliyor? Durum çubuğu. Bu bizim durum çubuğumuzdaki sayfa numaramız, sözcük numaramız, yazım denetimi hataları ve Türkçe yani dil seçenekleri mevcut. Peki bunları fazlalaştırabilir miyim? Şimdi sağ tarafa tıkladığında durum çubuğunu özelleştir kısmı gelecektir. Mesela buradan farklı bir şey de ekleyebilirsiniz. Seçim modunu ekleyebilirsiniz. Satır numaralarını ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında buradan ulaşabilirsiniz. Ve daha sonra yazım denetimi kısmına buradan denetleme yaptırabilirsiniz. Dil bilgisi, yazım gibi birçok seçenekler gördüğünüz gibi hataları göstermektedir. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Abone olmayı unutmayalım.